Zekiye 90 yaşındaki kocasına dede diyor. Dedeyle 2013'te evlendik. 5 sene iyiydik. 5 sene sonra bilezik aldılar benden. Bileziği aldı diye 2 sene içinde dedeyi de değiştirdiler. Çocuklar dede deyince önceden canım hayatım diyordu birbirimize. Çocuklar dede deyince dede diyoruz. Gelini küpesini, üvey evlatları kocasına aldı. Bizi dedeyi de çevirdiler. Ben en çok hani dedeyle giden hiçbir şeyimiz yoktu. 2 sene içinde dedeyi de değiştirdiler. Ama Füsun her şeyi yapan kendisi de söylüyor zaten. Dede de söylüyordu. Onun eli uzun. Sakın kapımızın kilidini değiştirelim. O küpeye takınca da küstü, nikahıma gelmedi. Evlenirken bana takılan küpeyi ben küpemi geri istiyorum. Eşimin gelini, oğlu. Bu eşyalar giderken oğlanlar ne yapıyordu, ne diyordu? Bu kadının evinden niye bu eşya alınıyor? Biz babasından beraber olduğumuz sürece o ev bizim ikimizindi. Ben onlardan ev istemedim. Zekiye küpesini ve kocasını geri istiyor. Zaydan'ım bana lütfen yardımcı olun. Ben küpemi istiyorum, bir de eşyalarımı istiyorum. Eşyalar onlardaysa onlar çıkaracaklar. Ya da gelen kadın götürdüyse, hiç kimse götüremez de ona inanmıyorum, yalan. Benim eşyalarımı getirecekler, çıkaracaklar, neyden. Zeki Hanım hoş geldiniz efendim. Hoş. Merhabalar. Aslında Zeki Hanım uzun süredir burada, bir türlü fırsat bulup da böyle ekranla buluşturamadık onu. Zeki Hanımcığım hoş geldiniz. Dede dediğiniz kişinin gerçek adı nedir? Hasan Dinço. Hasan Bey. Siz ya, dede ben dede buna son, sizi konuşturmuyorum. Son 2 senedir falan diyorum. Hani çevirdiler ya, önceden canım benim diyordu. O ben ismimle hitap et diyordu. Ha. Ben diyemem. Yani ilk eşimde çocuklarımın babası 4 yaş büyüklüğü isminden hitap edemedim. Ama son zamanlarda... Hasan Bey'e hep dede mi dediniz? Evet. Ben ilk bundan 2013'te evlendim. 29 Zeki Hanım önce daha da başa gidelim. Siz dede dediğiniz Hasan Bey'le nasıl tanıştınız? Ben onun yengesine bakıyordum. Bilmiyorum. Siz hani, bakıcılık yapıyordunuz, bakıcılık yengesine yapıyordum. Bakıyordunuz. Evet. İşte bu şu sigortamı ödeyeceğim diye bir arkadaş tavsiye etti. Hı. Ben de bir apartmanın şeyine temizliyorum hani 40 daire. Hı. Temizlik yapıyorum. Kira bile vermiyorum. Ha 40 dairenin nesini temizliyorsunuz? Merdivenlerini mi? Yıkıyordum. Ha. Asansörünü temizliyordum. Bir çarşamba günleri gene bir kapı önlerini falan. Ha. Bahçenin izmaritleri oluyordu her zaman. Ha. Onları temizliyordum. Bir arkadaşım ne yapıyorsun dedi. Ben de biraz annemden falan babamdan bir 3-5 kuruş para geçtiydi elimize. Bir yeğenim icralık olmuş, bir şey olmuş. Benim haberim yok. Onu o aldı. O da gününden sonra tamam, verdi. Tamam siz sonra dediniz ki ben bakıcılık da yapabilirim. Bakıcılık yapıyordum. Bir hanıma bakıcı olarak gittiniz. Gittim. Dede dediğiniz Hasan Bey şimdiki eşiniz. Onun eşinizde. Abisinin eşiymiş benim baktığım. Ha abisinin eşiymiş. Tanımıyordum. Ben orayı pazartesi gün, çarşamba günü işi başladım. Pazartesi günü sizi temizledim. Orada gördüm. Evet görmüyor. O daha hiç haberi yok. Ben temizliğe gidiyorum. Teyze de ağlıyor. Bu kadın beni 3 gündür çok güzel bakıyor. Ha. Ben buna elti yapacağım diyor. Ben onun kayınından falan haberim yok. O kendi tanıştırdı sizi yani. Ha, o tanıştırdı bize. Bu da 25 gün kadar baktım oraya. 3. gün ben çarşamba, pazartesi temizliği yaptım. Geldim. Çarşamba gün gülüyor kızı falan. Zekiye Hanım kusura bakmayın. Siz de böyle biraz hani yaş olarak böyle hani kaldırıyordunuz getiriyordunuz gibi yapabiliyor muydunuz? Kime? Çünkü bakmak da zor. Hanım, ama ayaktaydı zor. Hanım. Hanımın öyle altı falan bağlı. Ayaktaydı. Ayaktaydı. Zaten ben baştan arkadaşıma dedim. Ben kendim de rahatsızım hani. Evet hani siz nasıl bakıyorsunuz başkasına? Bakamam hani hastaya dedim. O dedi ki dedi gündüzleri giderse gitsin gece benim yanımda kalsın. Siz kaç yaşındaydınız o zaman? Şimdi 10 sene oldu. 68, 58 yaşındaydım. Ha şimdi 58 yaşındaydınız o zaman. Evet 10 sene önce. Dedi ki gündüzleri olunca ben yöneticiye gittim. Tamam, siz orada tanıştınız dedi ki bu kadın bana çok iyi bakıyor bunu ben eltim yapacağım. Eltim yapacağım dedi bunu çağırmışlar oldu geldi bana tavsiye hani evlilik teklifini falan açtı konuştu. Ben dedim hayatımda evliliği düşünmüyorum ama ben buradan aldığım parayla benim 1355 günüm var ben onu ödeyeceğim. İsteğe bağlı da 2008'de kalktığı için ondan sonra dedi ki benim dedi oğlanın dedi 22-23 kişi çalışıyor yanında dedi. Dedim bir yerde gösterecekmiş. O da yanlışmış ama o zaman öyle duydum halktan. Dedi benim oğlanım dedi 20 tane 14 tane 15 tane arabası var benim oğlanım o da gösteririz dedi. Siz evlendiği kişi... Evlendiğim kişiyi daha ilk konuşuyoruz böyle evlilik şey. Öyle deyince ben biraz hani iyimser davrandım. Bak dedim ben evliliği sildim. Önce cumhuriyetçi olacağım burada konuşabilir miyim onu bilmiyorum. Yani yalan siz söyle. Evlenmek istemiyordunuz ama... İstemiyordum. Sigortam ödenecek diye istiyorsunuz. Kabul sigortanız ettim. Ödenecek diye neyi kabul ettiniz siz? İşte evliliğe kabul ettim. Defter üstünde de dedim. Cumhuriyetçiysen sigortam başlığı ödenecekse yani siz sonra değişmeyeceksin diye mi evlendiniz? Evet. Peki o niye sizinle evlendi?
O da dedi ki gel yengemi burada dedi. Bizi konuşturmuyor etmiyor. Bırak sen burayı dedi. Gel evin hanımı ol dedi bana. Peki sonra evlendiniz. Kaç sene evde kaldınız? Biz 10 sene kaldım ben. 10 sene evli kaldınız. Evet, 10 sene evli kaldım. Ama 5-6 ay sigorta ödemedi. Ben senden memnunum, sen benden memnun musun? Ben de dedim memnuniyet güzel bir şey. Ha, sen de sözünde duruyorsun. Ama dedim ben sigorta için sizle dedim anlaştım. Hala siz mi diyordunuz beyefendi? Evet, beraber yani evliliğimiz bizim hani sigorta için. Siz evlendiniz, ayrı odalarda mıydınız? İlk zaman, ilk bir ay. Sonra artık ya gerçekten hadi. Evlendiniz evet. Yani sonra. Zaten hani defter üstünde evlilik kabul ettiği peki için. Zekiye Hanım sonra ne oldu? Sonra kaçtı mı beyefendi? Kaçmadı hiçbir şey. 6 sene falan beyefendi gayet güzel. Ben çocuklarımı babasından görmediğim saygıya gördüm. Hani evliliğimiz olmasa bile çok sahip çıkıyordu. Mutfağı şeydi hani boldu. Peki ben şu an eşiniz yanınızda mı? Değil. Değil. Nerede? Benim şu anda dediğim geçen sene ben şey bu sene... İki senedir, hani geçen sene 2022'de Ağustos'ta falan rahatsızlandım. Torunlarının da düğünleri var. İnanır mısın topallaya topallaya gittim. İmekleye peki şu an gittim. Amca nerede? Amcanın nerede olduğunu bilmiyorum işte. Ben bu senede çok hasta oldum gene. İmekliyorum. Peki bir dakika şunu öğrenmeye çalışıyorum. Kayıp mı oldu? Çocuklarının yanında mı? Çocuklarımı aldı? Ben rahatsızlandım. Doktora gideceğim. Ben sana para veremem diyor. Yerinden böyle çevirdiler. O, yalnız ilk evlendiğimde babası küpeyi takınca... Bir de bilezik taktı bana. Geliniz mi? Gelin, 3-4 gelini var. Bir tanesi Almanya'da. 3 gelini var. O gelmedi şeye. Gelinleriniz nikah. Size bir şeyler takılmasından rahatsız mı oldu? Evet, o gelmedi. 2 gelin geldi. O birisi Füsun dediğim gelmedi. Peki evet, Zekiye Hanım, bakın tamam. Siz evlenirken bir şeyler olmuş. Şu anda amca nerede? Bilmiyorum diyorum. Bilmiyorsunuz. Bizim. Bilmiyorum. Oğlunun yanında olabilir mi? Oğlunun yanında olabilir mi? Zaten iki oğlan yanında. Birisi Bostanlı'da ayrı, büyük oğlu. Tamam, yani onların yanındadır herhalde. Evet, oradadır ama ben zaten gelmeyeceğim diye gitmedim. Ben doktora gidiyorum, yürüyemiyorum. Doktor dedi ki sıcak peki ülkeye siz git. Hiç konuştunuz mu, aradınız mı birbirinizi? Aradım, açmadı. Bir kere de benim kendisi aradı. Duymuyorum dedi, herkesten konuşuyor, duyuyor. Beni diyor ki kızım sen kimsin diyor, anlamıyorum diyor. Belki ben hastayım. Demans başladı. Belki hani uzaklaşınca ben de hasta olunca gelmeyecek mi zannettim. Peki Zekiye Hanım siz şu anda beyefendiyle oturduğunuz evde mi oturuyorsunuz? Hayır, ben kızıma geldim hani 3-5 günlüğüne. O evde ne oldu? O sizin beraber oturduğunuz evde. O beyefendiye ait bir ev miydi? Tabii onlara aitti. Almışlar onlara zaten. Sen anahtarı duruyor mu sizde mi? İstediğiniz zaman gidip gelebiliyor musunuz? Kime? O eve. Gidemiyorum işte sokmadılar. Tehdit ettiler. Ben bir hafta falan durdum kızımda. Doktor da dedi hani rutubetli evim. Sende dedi stres var senin evinde. Zekiye Hanım siz o evden nasıl çıktınız? Nasıl çıkarıldınız? Nasıl çıkarıldık? Çıkarmadılar. Beni söylemesem evlerden garafatma olur ya. Çok iki gün bir sıcak oldu. Çok dedim böcek çıktı. Yaşlama böyle, için mi dediler? Evet 21 lira para veriyor. Gitsin dedi torunum da var 22 yaşında yanımda. Dedim gitsin ekmek alsın dedi. Ben de dedim ki böcek çıktı akşam dedim. Ben de korkuyorum ama çocuk dedim her yere dedim. Çocuk da dedim bağırıyor dedim. İlaç ver, para ver de dedim ilaç da alsın. Kime diyorsunuz bunu? Dedeye. Eşime diyorum yani. Tamam. Ne parası ya dedi. Ne diyorsun dedi bana. Senin ondan sonra beni bağırınca. Peki o zaman Zekiye Hanım ne yazık ki Kara Fatmalar yüzünden evinden olmuş nasıl olmuş yarın konuşacağız. Pazartesi konuşacağız. Reklama gidiyoruz efendim.